büyük gün. Ne o? Rüzgar ülkesine geri mi dönüyor yoksa? Bir yıldızın barışmanı şu çocukla, yapma böyle. Ay niye acaba? Ya ben ona inanıyorum. Onu seviyorum. O da beni seviyor. Ya sevinsene kızım, büyük gün gelip çattı diyorum. Aa. Karşım biliyorum büyük gün ama sen yine son kez bir düşünsen mi? Hı? Sonrasında üzülmenden korkuyorum yani. Tamam biliyorum. Biliyorum, benim için diyorsun. Mutlu olayım diye diyorsun. Ben zaten mutluyum. Ama bugün daha da mutlu olacağım. O ayrı. Senin 3 senedir mutlu bir günün olmadı ki. Nasıl olacak o iş? Ada! Suyu kapa! Ay pardon! Valla karşım sen bilirsin. Hayat senin hayatın. Yani ben seni en iyi tanıyan insan olarak söyleyeceğimi söyleyeyim de. O özünde çok iyi bir insan. Onu hiç tanımıyorsun ki. Yan yana geldiğinizde çocuğun suratına baksaydın şu an böyle söylemezdin. Onun yüzünden aileme söylemediğin yalan kalmadı kızım. Deniz? Deniz kim ya? Ha yok, sana demedim. Konuyu değiştirmeyin. Adam o kutindeyken okulu bıraktığını bile bilmiyorlar mesela. Ya karşım hadi o neyse de evlendiğini duysalar neler olur hayal edebiliyor musun? Merak etme Selin ya. Bugün her şey hallolacak işte. Deniz! Deniz buraya gel. Başlayacağım şimdi Deniz'e ya. Ada ben hala burada bekliyorum. Ben şey diyorum. Bugün nüfus cüzdanını alsın. Vatandaşlığa kabul edilsin. Sonra? Sonra? Sonra her şey bambaşka olacak. Bana gerçekten evlenme teklif edecek. Önceki gibi değil yani. Belki yazılarımı şirkete götürür. Ya kızım düşünsene. Belki aynı iş yerinde çalışırız Rüzgar'la. Ay harika olmaz mı? Tamam ben hala aynı fikirdeyim, bak onu söyleyeyim de sana. Konuşuruz sonra, hadi görüşürüz. Ada bak bugün Burhan burnundan soluyor. Lütfen geç kalmıyorsun kardeşim, tamam sakın. Tamam tamam, hadi görüşürüz, bay bay. Deniz ben gidiyorum. Dikkat et. Hadi bay bay, görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Anahtar. Börek. Börek. Rüzgar. Ay çabuk çık ya. Uf. Ay hep senin yüzünden. Uf. Kek kabarmamış. Kek değildi o çünkü. Börekti. Ya ben 2 saat uğraştım bununla ya. Uf. Hadi üzülme. Gel bugün büyük gün. 3 yıldır bu anı bekliyoruz biz ya. Hadi. Evet. İşte o yüzden bu sofranın güzel olması lazımdı. Şu an kahvaltımızı yapmamız lazımdı. Şişt, tamam bak tamam. Sana verdiğim sözü hatırlıyor musun? Ne yapıyorduk? Ha, hatırlıyorum. Şey, lüks otellerden birinde masaj yaptırıyorduk. Sonra brunch falan. Aynen öyle. Bu arada brunch'a vaktimiz kalır mı? Söz veremem. Ha, Rüzgar. Hadi gel, bitirelim şu işi hadi. Nereye? Kahvaltı? Kahvaltı. Gel otur hadi. Evet, kahvaltı yapalım. Hı. Aa, olmaz öyle. Otursana. Hı. Ne yapıyorsun lan? Bugün bitireceğiz bu işi. Evet, evet, evet. Bugün evet, evet. Wow, wow, evet. Allah'ım bugün nereye gördüm ya. Hazır mısın? Ben hazırım, sen hazır mısın? Hazırım, elimi tut. Canım karım. Rüzgar. Oo, hoş geldiniz Ada Hanım. Merhaba, buyurun. Merhaba. Buyurun, buyurun, oturun, oturun. Hayatım. Siz de Rüzgar Bey, oturabilirsiniz. After, abode, after calling for you, izvajga, Santa Gorjga. Okay, understand? Okay, okay. Yani var ya, burada tam 6 dil birden öğrendim. Son konuştuğum dil de Bulgarcaydı. Adam Arap gibiydi ama. Karıştırma. Biz bugün buraya Rüzgar'ın vatandaşlık işlemlerini halletmek için geldik. Bugün bizim 3. yıl dönümümüz. Evet, Rüzgar Akçam. Efendim, şimdi açık konuşayım Rüzgar Bey. Yani benim baştan sizi gözüm fazla tutmadı. Yani buraya Arnavutluk'tan okumaya gelmişsin. Ha, okumak dışında yapmadığın iş kalmamış. Hayda bu ya. Bir sürü de bölüm değiştirmişsin. Yani tam sınır dışı edilirken de bizim Ada Bacı ile evlenmişsin. Ama ben
okulu bitirdim biliyorsunuz. Hatta 3 aydır falan bir şirkette çalışıyorum. Fotoğrafçılık yapıyorum. Yani hem bu bizi kaçıncı görüşünüz? En çok siz şahitsiniz. Ben gerçekten... Bir dakika. Biz burada neler gördük Rüzgar Bey? Vatandaşlık aldığı gün boşanan mı istersin? Kaçıp giden mi? Yani hangi birini anlatayım? Evet, çok haklısınız ama bizim durumumuz öyle değil. Biz birbirimizi severek evlendik. Senden yana şüphem yok Ada Hanım da. Aşk olsun ama gerçekten. Ben karımı sevdiğim için, ona aşık olduğum için evlendim. Ay. Hatta başka bir zaman planlıyordum ama taksitle ben karıma bunu aldım. Size de göstermek isterim. Karıma. Bir dakika. Abini sarmasaydım ya. Zikrom. İnşallah bir gün pırlanta almak da nasip olur. İnşallah. Evet. Biz Rüzgar Bey'e vatandaşlığı size inandığımız için verdik. Ne de olsa pırlanta gibi bir kızsın. Yani sahte evlilik yapacak halin yok ya. Haksız mıyız? Efendim? Haklıyız. Biz şaka yapıyor muyuz? Hayır, bu işin şakası yok. Umarım Rüzgar Bey yanıltmamıştır bizi. Ve tabii seni de. Teşekkür ederiz Rüzgar. Çok teşekkür ederim. Bana gerçekten güvenebilirsiniz. Ben karımı çok seviyorum. Şimdi at bakalım şuraya bir imza. Çak. Hadi. Ada oldu. Oldu. Olacak tabii. Ben sana demiştim Rüzgar. Şimdi her şey çok güzel olacak. Biz gerçekten... Ada, ben şimdi sana bir şey soracağım. Evet. Ne evet ya? Ben şey soracağım. Benim pantolon vardı ya mavi. Hatırlıyor musun? Ya ben onu bulamıyorum hayatım ya. Sen gördün mü onu? Mavi pantolon. Kirlidedir. Ha. Ütü yapacaktım, sepettedir. Evimize gittiğimizde... Tamam, ben mekan onu. Çekimleri falan var. Tuğçe Hanım gelecek. Oo, çok işim var benim. Geç kaldım ben ya. Tamam, arabayı al. Olmaz, hayır. Bunu kabul edemem. Yani benim karım yürüyecek, ben arabayla mı gideceğim? Olmaz. Rüzgar. Gel bakayım buraya sen. Hadi ben kaçtım, tamam mı? Tamam. Ada, sabırsızsın kızım, sabırsız. Çocuk kapının önünde mi yüzük takacak sana? Akşam gelecek belli. Tamam, akşamı bekleyelim. Selin'cim. Ne Selin'cim, ne? Neredesin sen? Yoldayım, geliyorum. Uçuyorum, uça. Geldim. Hiç gelmeseydin yani. Ya vallahi bak, bu kadar sıra olacağını bilmiyorduk, yemin ederim ya. Of kızım, zaten Burhan 5 dakikada bir tepeme dikiliyor. Nerede bu, nerede bu? Çok ha haklısın. Geliyor, ha yolda demekten canım çıktı. Çok haklısın. Ama bugün benim en mutlu günüm, tamam mı? En mutlu günüm bugün. Şu kulüp sahne bir çalayım artık. Rüzgar vatandaşlığı aldı. As bayrakları as. Ülkemiz bugün güzide bir hırt kazandı. Alınıyorum ama. Neyse, al şunu. Aldı diyorum vatandaşlığı. Aldık, bitti. Eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Geç kaldık, hadi. Rüzgar vatandaşlığı aldı millet. Vatandaşlığı aldı. Aynen abi. Bu sondu. Vallahi bak, bu sondu. Bir daha seni zor durumda bırakmayacağım. Biliyorum, yük oluyorum sana. Karşım, ben onu mu diyorum ya? Diyorum ki şu 3 senedir Rüzgar için yaptıklarına bir baksana. Ya girip çıkmadığın iş kalmadı. Tavuk. Gezen tavuk. Tavuk yer miyiz? Oradan da 3 gelir, buradan da 5 gelir. O doğalgazı, bu elektriği. Rüzgar efendi? Korkuyor. Ya kızım, paraladın kendini, paraladın. Neymiş efendim? İlk aşkınla evlenmezsen hayatın sonuna kadar mutsuz olurmuşsun. Ay saçmalık. Öyle çünkü. Aman tamam, neyse, benim dilimde tüy bitti. Rüzgar benim ilk aşkım. Gerçek aşkım. Ben onu ilk gördüğüm anda anladım bunu. Bir yürüyüşü vardı. Böyle salına salına. Ne habersiniz? İyi. Nasıl gidiyor? Ne güzel olmuşsun. O kadar ulaşılmazdı ki.
Sakın dedim Ada. Sakın kızım. Sakın aşık olma dedim. Çünkü olmaz. Olmayınca da sen... İlk aşkınla olmazsan ya da seni terk ederse hayatının sonuna kadar mutsuz olursun. Ya biliyoruz bunları artık kardeşim. Öyle. Hı. Ama sonra bir mucize oldu. Evet hanımlar, bana ayırdığınız vaktin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkeme geri dönüyorum. Aa, gitmek zorunda mısın Rüzgar? Hayatım, gitmezsem kaçak durumuna düşeceğim. Yani gitmek zorundayım. Hiç yolu yok mu? Yani kalman için. Bir yolu var. Ne? Eğer içinizden biri benimle evlenirse vatandaşlık alabilirim. Evlenmek. Evlenmek. Evlilik. E tabii, hayat işte. Belki bir gün gerçek aşkı bulursunuz. Bir çocuğunuz olur. Adını Rüzgar koyarsınız. Bir rüzgar var da esti geçti ama adı kaldı dersiniz. Böyle mavi, masmavi gözleri olur. E hayat tabii yani, belli olmaz. Ben seninle evlenirim. Ada. Rüzgar. Ada masaya niye çıktı? Ha, boş ver şimdi masayı. Evlenelim biz ha. Ciddi misin? Yani. İstersen. Ada. Ben seninle evlenirim. Ama böyle olmaz ki. Böyle güzel güzel sohbet ediyorsunuz ama kuru kuru. Çay kahve ne getireyim? Biz birlikte çapı çıkarmıştık. Hemen geliyoruz Burhan Bey. Derhal içeri. Ada, Bora Bey'in masasına sen bakacaksın. Çok önemli bir müşteridir. Hadi hadi hadi. Para ödüyorum ben size. Ağaçtan toplamıyorum. Şş, yüksek yüksek geldi yine ya. Şu bana taktı kafayı. Bora kim? Ay ne bileyim ya. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Siz de iki geliyorum bir hemen bakıyorum ne kadar. Borcum diyorum ne kadar. Anlamadım. Vallahi biz de anlamadık. Garson kız. Kaç dakika oldu sen geleli? Sen gelmeden 5 dakika önce gelmiştim. Yani 20 dakika oldu. 20 dakika oldu. Ben de 15 dakika önce geldim. Yani yaklaşık yarım saattir burada bekliyoruz. Garsonlara el kol yapıyoruz. Biri hemen geliyorum diyor, biri bakıyorum diyor. Sizde sistem böyle mi gidiyor? Yani müşteriyi ne kadar sinirlendirirseniz, ne kadar bekletirseniz o kadar prim mi alıyorsunuz hanımefendi? Yok beyefendi, kusura bakmayın. Biraz yoğunluğumuz var görüyorsunuz. Tüm hesaplarımı da kapattım. Ne yapalım? Alkışlayayım mı seni? Ben açım biraz. Bırak, bırak. Sen bize ne yap biliyor musun? Sen bize 2 tane bol etli bir tabak yap. Dana, sosis, sucuk, salam, jambon, döş. Her şeyden koyun, tamam mı? Yalnız bütün etler az pişmiş olsun. Sucuğu pişirmeyin, çiğ seviyorum. Yanlış anlama, ben senin profilinden vegan olduğunu biliyorum. Ama bak, bir ilişkide ortak damak sevki olmazsa olmazdır. Öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Öyle. Ha. Yani eti ve sucuğu bilerek pişmemi söylüyorum ki etin tadını daha iyi alabilirim. Konulu konulu. Değil mi? Uyar mı sana da? Uyar, uyar. Hiç sıkıntı yok. 20 yıldır da ilk kez et yiyeceğim. Çok heyecanlıyım. Bence bu veganlar, vejeteryanlar gerçek bir hayvan düşmanı. Sen hayvanın otunu ne yiyorsun ya? O hayvancağız ne yiyecek? Ha? O hayvancağız, söyle bana. O hayvancağız ne yiyecek? Bana bak bana. Yani sen, yani siz, sizler bu döngüyü neye bozuyorsunuz? Döngü? Döngü. Bak, çok güzel bir soru sordum. Açıklıyorum, dikkat edin de. Hayvan otu yiyecek. Ben hayvanı yiyeceğim. Sonra ben öleceğim, ne olacak? Ne olacak? Ben öleceğim, toprak beni yiyecek, değil mi? Sonra ne olacak? Ben toprakta ota besin olacağım. Ota besin olacağım, ne olacak? Otu kim yiyecek? Kim yiyecek? Ben mi yiyeceğim? Hayvan yiyecek otu, değil mi? Hayvan otu yiyecek. Bak ne yaptık? Başladığımız yere geri döndük, değil mi? Anladın mı döngüyü? Anladım. Ben bir son şeylerinizi alayım. Siz bize 2 tane yumurtalı salata. Tamam. Yalnız öyle yüz göründe 2-3 tane koymayın ha. Bol bol yumurta koyun. Türk dendesi. Bir de üzerine Türk dendesi istiyoruz. Mümkünse beyaz olsun. Beyaz güzeldir, iyidir. Hanımefendi isterseniz sizin salatanıza yumurta koydurmayabilirim. Böyle bol yeşillikli bir salata yaptırabilirim. Yok, beyefendininki gibi olsun. Aldın mı cevabını? Adama bak ya. Tersin ne oldu? Ya şu Bora mıdır nedir ne zıkkımsa. Böyle artist artist hareketler, böyle bir tavırlar. Aa,
Vegan kadına çiğ sucuk yedirecek manyak herif. Allah Allah. Kadın da ağzını açıp tek kelime etmedi. Saçma sapan ne insanlar var ya. Böyle erkek mi o sığırcık? Çok önemli bir konuya parmak basıyorum. Bana bak. Çok iyi dinle, soru soracağım. Biz, ben, ailem yani sülalem üç temel prensiple büyüdük. At, avrat, silah. Neymiş? At, avrat, silah. İşte bu, bravo, aferin. Bak yani Anadolu'nun mis kokulu bozkırında da olsak, New York'un 5. caddesinde de bizim içimiz bu. Değişmez. Yanlış mıyım? Ha yok. Ha yok, hiç yanlış değilsin. Hatta bu zamana kadar gördüğüm en doğru insansın. E zaten bu çağın erkekleri sorumlu kalmaktan kaçıyor. Bak ben bu kadın erkek meselelerinde acayip hassasım. Yani kadın dediğin kadınlığını bilecek. Erkek dediğin de erkekliğini. Yoksa ikililik çıkar. Kavgalar, savaşlar, gürültü, patırtı falan filan. Yani uzun lafın kısası, kadın erkeğine itaat edecek. Yani ben böyle isterim en azından. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklısın. Bence de haklıyım ya. Şu etlerin güzelliğine bakar mısın? Kanlı kanlı ha? Çok güzel değil mi? Yok. Anlamadım. İşin dediniz. Salatanız afiyet olsun. Görüyor musun şu yumurtanın zarafetini? Ha? İçi sarı dışı beyaz. Doğa ananın mucizesi. Yumurta. Başka bir şey ister misiniz? Biz karnımızı doyurmak istiyoruz. Müsaade ederseniz. Lütfen. Afiyet olsun. Teşekkürler. Buyurun. Pardon. Kusura bakma yalnız. Nasıldı et? Kanlı et nasıldı? Cevap ver, nasıldı? Güzeldi bayağı. Çok iyiydi değil mi? Ben de beğendim. Evet. Güzeldi. Neyse bak. Ben evliliğe karşı değilim. Hatta bir an önce evlenmek istiyorum. Aa, ne tesadüf. Ben de evlenmek istiyorum. Yalnız ben sıkıntıya gelemiyorum. Anladın? Anlamadım. Ben sana açıklayayım. Bak. Erkekler tek eşli olarak yaratılmış varlıklar değildir. Yani evliliğin ön koşulu, ilk kuralı kadının bu gerçeği kabullenmesi. Bak ben böyle bir kadını evimin hanımı, çocuklarımın anası, gönlümün sultanı başımda tacı yaparım. Ama fakat mamafi, eğer bunun tam tersi olursa cezasını da kesmeyi biliriz. Yani şiddet de doğamızın bir parçası en neticesinde değil mi? Yani öyle mi değil mi? Öyle mi? Öyle. Öyle. Allah'ım şunu beyninden aşağı dökülmek için bana biraz sabır ver. Pardon. Garson kız ne yapıyorsun? Kahveye mi ısınıyorsun? Kahveniz buyurun. Afiyet olsun. Evet kesinlikle katılıyorum. İnsan doğasından gelen şeyleri kabul etmeli bence. Kızım ne oldu? Ada Hanım. Masa 20 için siparişi hazır. Ada Hanım. Geç. Ben hayatımda bu kadar terbiyesiz bir adam görmedim ya. Yok efendim erkekler tek eşçi olamazlarmış. Yok doğalarına aykırıymış falan. Öküz. Sana demedim. Herkes sanki senin gibi mi? Borabey'in üzerine kahve dökülmüş. Boşta olan kimse yok mu? Ada nereye? Burhan Bey şey... Hemen o elindekileri servis ediyorsun, sonra da gidip Bora Bey'e yardımcı oluyorsun, tamam mı? Yok, benim işim var, başkası ilgilense. Zaten geç gelmelerini iyice canımı sıkmaya başladık. Bir de onu yapmam, bunu yapmam. Hemen gidip Bora Bey'e yardımcı oluyorsun. Emredersiniz Burhan Bey. Deminiz olur. Gençliğimin katilisin Burhan. Bak kahretsin ya. Buyurun. Şey... Leke için bir şey istemişsiniz. Evet. Tuz ruhunu istemişim leke için. Kesin çözüm. Sağ ol, teşekkürler. Lekeyi çıkarsam yeter. Alev almama gerek yok. Yeter olsun. Anlamadım. Allah korusun diyorum. Yanmayın nazallah. Yapamayacaksınız. Gelin şöyle ben yapayım. Siz belli beceremeyeceksiniz. Alayım ben lütfen. Şu düğmenlere bakar mısın ya?
Ulan Bora. Ulan Bora. İşte. Az önceki hanıma insan gibi davransaydınız. O hallediverirdi şimdi. Müşterileri mi dinliyorsun sen? Sağır değilim beyefendi. Yanımda konuşulunca duyuyorum. Sığır da değilim ki. Duyarsız kalayım yapılan sığırlıklara. Sığır mı? Siz bana sığır mı dediniz? Bana bakın bana. Bana siz sığır mı dediniz az önce? Buyurun. Gömleğiniz. Teşekkür ederim. Çamaşır suyu çıkarttı lekeyi. Ama vicdan lekesine ne çıkarır o daha icat edilmedi. Hadi bak gelsene sen. Gel gel. Bıraksana be kolumu. Bana bak. Herkesin içinde laflarına dikkat et. İnsanlar yanlış anlayacaklar. Bir itibarım var benim. İtibar parayla olmuyor maalesef. İnsan olacaksın önce insan. Onun iki şartı da karşındakine insan gibi davranmak. Bora Bey, bir sorun mu var efendim? Ada ne oluyor burada? Hanımefendi bana insanlık dersi vermeye çalışıyor. Anlayıp dinlemeden. Hemen gidip eşyalarını topluyorsun. Kovuldun. Ama Burhan, pardon Burhan Bey. Ben bir şey yapmadım beyefendi. Sana derhal burayı terk et dedim. Tamam tamam. Götürecek bir şey yok. Bunu yaptıklarından gına geldi. Sizlik bir şey yok. Burhan Bey, kovmanızı gerektiren bir durum olmadığını söyle. Sana ne? Sana ne? Beni savunmak sana mı düştü? Pis maço. Bir insan bozuntusu. Sığır. Kaba adam. Sus. Hızlı şekil konuşma. Sığır. Sen kimsin? Sen insan mısın? Ben sana insanlık dersi vereyim. He? Sen kimsin ki? Ya kızım bir dur. O iş öyle değilmiş. Sen gittikten sonra açıkladı adam. Röportaj için rol yapıyormuş. Of, Selin bana odandan bahsetme. Böyle tüylerim diken diken oluyor. Tamam da ne yapacaksın şimdi? İş durumu diyorum kızım. Bilmiyorum. Tek bildiğim ben 3 yıldır bugünü bekliyorum. O sığır yüzünden bunun mahvolmasına izin vermeyeceğim. Fırsat mı fırsat? Hazır işten erken çıkmışken. Rüzgar'ı ziyaret edeyim diyorum. Öğle yemeğini çıkacaklar birazdan. Sürpriz yapmış olurum ona. Aşk kendi seçer. Sen...